Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle bugün elimde bu şekilde Bakın sarı ve kırmızı çiçekleri olan tülbentim var tülbentim çok güzel içindeki renklerde gayet parlak bir renk ve buna size çok güzel uyacak bir model hazırladım modelim şu şekilde arkadaşlar bakın böyle dalların üzerine ilmeklerin üzerine hafif gösterişli bir model hazırladım sizler için evet modelimiz bu şekilde şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle geçmeden önce bir de ters duruşuna bakın arkadaşlar. Evet, modelimiz bu. Şimdi yapım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimin kenarına ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyorum ve 9 tane bu şekilde iki tane çiçeğimin arasına mesafe koyacağız arkadaşlar. Şimdi yuvamızı yaparak başlayalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş battı battıya 1 2 ve 2. 1 2 3 zincir kapatıyorum. Bu şekilde sabitledim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 1 2 2. 3 seferde aldığım bir trabzan Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5, 6 ve 7. Hemen çevirdim. Bu boş trabzanın tepe noktasına bu şekilde sık iğne ile girip sabitledim. Bir tane yuva oluşturdum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen düz tarafına döndüm. Sık iğne ile bir zinciri yuvaya sabitliyorum ve bir zincirde sık iğnenin tepesine bu şekilde çekip ipimi uzattım. Bakın aparatım bu camsil hortumu. Bu fıs fıs da kullandığımız temizlik malzemesinde. Gül dalın içindeki hortum arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane ilmeğimizi oluşturduk. Yine bu 7 zinciri yuvanın içine giriyorum. 1, 2 zincirimi çekip şöyle ilmeğimi uzattım. 2 oldu. 1, 2 zincir ilmeğimi uzattım. 3, 1 2 zincir 4 ikişer ikişer şöyle ilmekler ayırarak buraya 4 tane yuva hazırlayacağız yine yuvanın içine girdim dibindeki zincirimi çekip ipimi uzattım aynı şekilde şöyle 1 2 zincir toplamda 6 oldu 2 tane daha yapalım şöyle 1 2 zincir 7 oldu 1 şöyle 2 zincir 8 oldu. 8 tane ilmeği topladık bakın. Şimdi arkadaşlar buraya şu şekilde sık iğne yapacağız. Tığımı bu şekilde arttım. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın belli belirsiz olduğu için yanına bir tane daha yapıyorum. Sanki iki sık iğne bir sık iğne gibi duruyor arkadaşlar ve yine 3 tane zincir çekiyorum. 8 ilmeği bu şekilde yaptık yuvamıza ve 3 zincirle de diğer tığ battıma geçişimi yaptım Bakın. bu şekilde oldu yuvanın hazırlığı boş trabzanların tepesine 8 tane ilmeğimi bu şekilde topladım ve ara suyuna geçiyorum 3 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım hemen yandaki boş olan tığ battıya 1 2 2 3 seferde trabzan yaptım ucuna 4 zincir çekiyorum 2 3 ve 4 buraya kapattım bakın tomurcuğu hemen yanına bir sık iğne ve yine buraya arkadaşlar zincirimi çektim tığ battının içine boş olana kapattım şöyle bakın sadece bu dört e, zincirli tomurcuğun yanına bir sık iğne bir iki üç zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle bir iki ve 2 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi buraya yanına bir sık iğne şöyle 1 2 zincir 2 zincir çekmemiz sebebi arkadaşlar burada bakın sık iğne ile daha yere yakın oluyor 3 fazla geldiği için 2 çekiyorum eli sık olanlar 3 de çekebilir buraya 3 zincirimi çektim hemen 1 2 ve 2 trabzan ve 4 zincir trabzanımızın arasına kapattık sık iğne ile tomurcuk oluşturduk yanına bir sık iğne yine iki zincirimi çekip sıradaki boş tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 9 tane bu ara suyundan vereceğiz şu şekilde bakın mesafesi oluşacak arkadaşlar Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Şimdi tülbentimizi şöyle ters tarafına çevirip yuvaları tersinden hazırlayacağız. Bakın şöyle bir iki tane ilmeği alıp şöyle bir dal yuva oluşturuyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. üzerine 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 yine iki tanesini alıp şöyle dal yapıyorum bu ilmekleri ve bir tane de 7 zincirden oluşan yuva hazırladım yine 7 zincir çekiyorum 5, 6 ve 7. Yuvalarımızın zincir sayısı 7. 1, 2. Şöyle ikisini birden tutup dal oluşturdum. 7 zincirin buraya sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi son iki ilmeğimi de alıyorum. Bakın toplamda 8 ilmek vardı. 2 2 alarak 4 tane dal oluşturdum. 4 dalımızın üzerine de 3 tane 7 zincirli yuva. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bu ilk yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir hemen kapattım. 2 zincir ipimi güzelce esnettim sıkı sıkı incecik yaptım. Zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum öyle iğne oyası gibi tiril tiril dursun diye. Evet, 3 oldu. 4 2 zincir 5 2 zincir 6. Her yuvaya 6 tane bu şekilde kirpikli eee şey, iki zincirli kirpikler yapacağız. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Bu bir bu da 2. minik minik 6 tane kirpik de buraya yapacağız. 2 zincir. Bu 3. 2 zincir. 4. 2 zincir. 5. 2 zincir. 6. Alt. Evet. 6 taneyi de buraya yaptık. Şöyle bir yuvamız oluştu şimdi diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım şimdi bu altı da buraya yapacağız altı tane de kirpik iki zincir şöyle iki üç iki zincir dört beş iki zincir at toplamda altı tane bu şekilde yapacağız sonra şimdi yeşil yuvanın da içine giriyorum şöyle ilmek arkada kalsın şimdi Arkadaşlar şöyle buraya toplamda kaç çekmiştik 13 tane çekmiştik arkadaşlar 13 zincir çekiyorum 5 6 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Dünden daha önceden çıkardığım için modeli hatırlamakta biraz zorlandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bu arada geçiş noktası olarak kullandığımız sık iğnenin de şöyle tepesine bu 13 zincirimi bu şekilde kapattım. Yine 13 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimi çektim. Yine bu arada geçiş yaptığım sık iğnenin arasına girip kapattım. Yine 13 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi çektim. Bu yapmış olduğumuz dalımızın, yeşil dalımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bir zincirimi çektim. Buradaki dört zincirli tomurcuya tutturuyorum. Tutturunca daha güzel oluyor arkadaşlar. Bana göre modelde tutulu değildi. Ama ben bu şekilde sabitledim. Daha hoş durdu. Evet. Şöyle tekrar geçiş yaptım. Bu 13 zincirli yuvaya iki zincir çekiyorum. Kirpik yapıyorum. İki zincir çektim. Kirpik yaptım. 2 zincir 3 oldu. 4 2 zincir 5 6 7 8 Bakın şu şekilde yuvalarımız kirpiklerimiz oluşuyor arkadaşlar şimdi şöyle düzelteceğiz iki zincir çekiyorum 9 10 ve 11 11 tane de buraya bu şekilde kirpik hazırladım bakın diğer yuvanın içine de sık iğne ile geçişimi yaptım 1 2 zincir aynı işlemi buraya da uyguluyoruz bir iki zincir ikinci kirpiğim 3 4 5 6 7 8 9 şöyle yapınca yer açılsın diye hafif elimle arkadaşlar düzeltiyorum sağa doğru evet, bu şekilde buranın kirpiklerini de tamamladık diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum hiç zincir çekmeden sadece sık iğne çekiyorum şöyle iki zincir 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 Şöyle. Sonuncu 10. kirpiği de yapıp yine yeşil yuvaya giriyorum şöyle meyilli güzel duruyor arkadaşlar bakın şu duruşu vermek için ve yine bunu boş bırakmıyorum buradaki 4 zincirli tomurcuğun da içine girip sık iğne ile buraya sabitledim şöyle üzerine de bir tane zincir çektim hemen ipimi koparıyorum bu şekilde şöyle düzeltelim kalıp gibi oldu şu bas sadece baştakiler arkadaşlar e, işe geçiş noktası olduğu için onu da ütüyü e, ütüleyince gayet güzel kalıp gibi duruyor şöyle düzelteceğiz bakın arka tarafından da ütüleyince kalıp gibi olacak evet, şu ipleri yakıp hemen bakalım Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oldu hemen yakıp geldim ütülemedim Siz bunu e, ütülerseniz daha da muntazam duracaktır incecik duracaktır arkadaşlar bakın çok hoş çok güzel bir model oldu bunu da ütülemedim sık iğneye kalıp gibi olduğu için şöyle ikisini de ütülemeden karşınızda arkadaşlar Evet çok hoş durdu çok güzel böyle kalıp gibi çok zarif durdu ara mesafesi de gayet iyi arkadaşlar 9 taneden zaten iki tane de kenarlardan tutturunca 7 kalıyor. Ortada bu şekilde 7 tanesi de gayet doğal, normal olduğunu düşünüyorum. Tabii yine de zevk size ait arkadaşlar. Tülbentin içinde olan renklerden yaptım. Bakın şöyle içinde olan renklerden yapmaya çalıştım sizler için. Şöyle Aslında bu kenar kısımları da desenli olsa oyalar daha mı kendini gösterir? Daha güzel durur sanımca. Evet. modelim bu şekilde arkadaşlar. Hem kolay hem de bu dalları yapmasını sık iğne daha zarif şöyle sallantılı güzel durduğu için bunu tercih ediyorum. Bu sık iğneli trabzanlardan ziyade. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu ilmekle dal yapılışı hem sallantısı açısından hem duruşu açısından verdiği zarafet açısından bu kalem olsun pipet olsun çok hoş durduğuna inanıyorum o yüzden böyle bazı modelleri hepsini değil de bazılarını bu şekilde ilmekli yapmaya sizlere de sevdirmeye beğendirmeye çalışıyorum arkadaşlar umarım da faydalı oluyorumdur işinize yarayan böyle güzel çekimi olan tane tane videosu anlatımı olan bir video oluyordur Sizlerde sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.